Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Size çok kısa sürede hazırlayacağınız lezzetli bir öğün tarifiyle geldim. İçi acayip güzel olacak. Böyle içinden akan patatesler ve kaşarlarla birlikte hem doyurucu hem çok lezzetli hem de çok az malzemeyle hazırlayacağız. Öncelikle hem gramaj ölçüsünü hem de bardak ölçüsünü açıklamalar kısmında ve burada paylaşıyorum. 200 mililitrelik su bardağı ölçüm, 125 mililitrelik çay bardağı ölçüsü kullandım. Un, süt, tuz ve tereyağı ile birlikte çok az bir hamur yoğuracağım. Burada yapmış olduğum yani bir tavalık gözleme kadar hamur yoğuracağım. Sizler dilerseniz bunu katlayarak daha fazla da yapabilirsiniz. Elimle hamuru şöyle 5 dakika boyunca yoğuracağım. Daha sonra üzerini kapatacağım ve buzdolabında 1 saat boyunca dinlendireceğim. Ben de o esnada içinin harcını hazırlayacağım. İç harcını hazırlamak için patatesi haşlayacağım. Büyük bir tane patates yeterli gelecektir. Benimki küçük olduğu için bir küçük daha koydum yanına. Ben suyun buharında haşlayacağım. Bunun için tencerenin dibine biraz su ilave ediyorum. Daha sonra üzerine buhar süzgecini ilave edeceğim. Ve patatesler bu şekilde koyulduğu zaman içine fazladan su çekmeyeceklerdir. Her zaman patateslerimi kısa sürede, kısa zamanda buharda haşlamayı tercih ediyorum. Sizler için de fikir olsun diye paylaşmak istedim. Haşlanan patateslerimi ezmek için bir kaba aldım. İçine birazcık böyle mayonezle birlikte şenlendireceğim. Önce çatalla güzelce ezeceğim. Dilerseniz içine baharat da koyabilirsiniz. Örneğin karabiber, pul biber de çok yakışır. Fakat ben bunu bir Kore kanalında gördüm. Oradaki bu yapmış olduğu gözlemeyi bala batırarak yiyordu. O yüzden ben de belki bala batırırız diye içine böyle bir baharat eklemedim. Ama dilerseniz siz içini istediğiniz gibi şenlendirebilirsiniz. Taze soğan ve maydanoz da çok yakışır. Ve şayet mayonez kullanmak istemezseniz bunun yerine bir kaşık tereyağı da ilave edebilirsiniz. Buzdolabından çıkardığım hamuru hafif unladığım tezgahımda başlayacağım açmaya. Üzerine çok fazla baskı uygulamadan yavaş yavaş açacağım ve gördüğünüz gibi kendi etrafında dönmeye başlıyor hamur. Hem altını hem üstünü bu şekilde unluyorsunuz ve merdaneyi sadece bir kısmını diğer kısmından biraz daha fazla bastırıyorsunuz. O zaman hamur merdanenizin altına dönerek açılmaya başlıyor. Bu da benden size bir püf noktası olsun. Hamuru açmayı tamamladım. Çok fazla inceltmeyeceğiz burada. Çünkü içine malzeme koyduğumuz zaman hamuru esneteceğiz. İçine kaşarı koymakla başlıyorum. Mozzarella peyniri çok daha güzel eriyor. Şayet bulabiliyorsanız mozzarella da kullanabilirsiniz. Bolca kaşarı koydum. Gördüğünüz gibi üzerine hazırladığım patates püresini içine ilave edeceğim. Ve tekrar üzerine mozzarella ya da kaşar, böyle yağlı uzayan bir kaşar kullanırsanız çok daha güzel olacaktır. Burada önemli olan içinin malzemesini kapatabileceğiniz kadar koymak. Şöyle göstereceğim size. Tek tek toplayacağım ortada bütün hamuru, kapatacağım ve hiçbir şekilde delik kalmasına müsaade etmeden güzelce üstünün hamurunu kapatacağım. Hamuru kalın açmak tam da burada işe yarıyor. Çünkü ince açarsanız çok çabuk yırtılmalar olacaktır. Tamamen böyle yapıştırdıktan sonra biraz altını da biraz üstünü unlayarak ters çevireceğim. Ve üstüne yine merdaneyi çok fazla bastırmadan hafif hafif açacağım.
Hamurumu açmayı tamamladım. Diğer taraftan ocağımın üzerine pişirmek için tavamı alıyorum. Tavanın altı oldukça kısık ateşte. Üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ya da sıvı yağıyla da yapabilirsiniz. Tabii ki tereyağı çok daha büyük bir lezzet verecektir. Tereyağı ile birlikte hamuru başlıyorum kısık ateşte tamamen böyle altın rengini alana kadar kızartmaya. Altın rengini aldıktan sonra diğer tarafına da tereyağı süreceğiz. Bunun da sebebini hemen açıklayacağım. Hamur kısık ateşte pişerken diğer tarafının üstü kuruyor. Şayet yağlamadan önce çevirirseniz üzerinde bir yırtılma ya da çatlama olabilir. İçinin malzemesi akabilir. İşte o yüzden üzerini nemlendirmemiz lazım. Bunu da suyla değil yağ ile yapacağız. Tereyağı ile üzerini güzelce fırça yardımıyla sürüyorum. Bakın şimdi çevirdiğim zaman hamur daha mukavemetli olacak. Her iki tarafına da böyle altın rengi alana kadar, hatta şöyle bazen iki tarafını ikişer kere de kızartabilirsiniz. Böylece daha çıtır çıtır bir tabak oluşacaktır. İki tarafını da kızarttıktan sonra servis sunum tepsimi alacağım ve şöyle size içini dışını göstereceğim. Dışı çıtır çıtır, içi bol malzemeli, lezzetli bir gözleme hazırladık. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi ihmal etmeyin. Yeni yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.